Açıyor musun? Hadi açalım. Peki. Şöyle gelin. Evrim Akın'la ev kuşu gurur ve iftiharla sunar. Bismillahirrahmanirrahim. Final öncesi yine bizi şakaladın Evrim. Perde kalktı ama salonun son halini görmemiz için kapının da açılması gerekiyor. Açayım mı? Evet. Açayım mı? Açıyorum. Açıyorum. Açtım. Ay. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Buyurun. Allah çok güzel. Çok güzel. Ellerinize sağlık. Allah razı olsun. Yenilenen salonun şaşkınlığını yaşayan ev sahiplerimiz henüz odanın tamamını bile görmeden dondu kaldı. Tam istediğim gibi. Rahat. Beğendim. Evet. Çok güzel. Allah ben razı olsun. Kendimi de koydum oraya kuş. Çıtır kuş. Çıtır kuş. Çok güzel. Çok mutluyum. Her şeyimiz yepyeni. Evrim Hanım çok mutlu etti bizi tüm ekibiyle. Ellerinize sağlık. Çok güzel olmuş. Evrim Hanım her şeyi çok güzel düşünmüş. Rüya gibi bir salon olmuş. Kızımla ben artık mutlu, huzurlu bir hayat yaşayacağız. Yaşadıkça da sizleri hatırlayacağız bu mutlu günlerimizde. Burada da sana bir hediye var. Evet, Allah razı olsun. Sizden çok sağ olun. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Amin. Sağ olun. Sizden çok güzel olmuş. Dizim beyaz, yani açık bu, renkli. Evet, dolapların kapaklarını değiştirdim. Evet, arkamda. Evet, gördüm. Daha çok ferah güzel. Bir mutfağın oldu. Evet. Teşekkür ederim. Çok güzel olmuş, teşekkür ederiz. Dedim yani böyle bir sadelik toprak tonları. Ama evet, araya şöyle altınlar atınca. Aa, çok güzel, onlar da çok güzel olmuş. Severim ben ışıltı. Değil mi? Hangi kadın sevmez? Çok güzel. Allah razı olsun. Sağ ellerinize sağlık. Tatlı olmuş, güzel olmuş, şirin olmuş. Selpil Hanım'ın tüllerle örttüğü sade duvarları hareketlendirmek için özel bir çalışma yaptık. Tavandan zemine oval şekilde inen özel tasarım paneller ve ortasına yapılan oyuklarla mekana derinlik kazandırdık. Yine bu alana yerleştirilen atölyede hazırladığımız televizyon ünitesiyle ev sahiplerimize saklama ve sergileme alanı oluşturduk. Eski tüplü televizyon kullanan ev sahiplerimize yepyeni bir televizyon almayı ihmal etmedik. Spotlarla süslenen yeni asma tavan, bodrum katta yaşayan ailemizin salonunu ışıl ışıl yaparken pencerelere asılan yeni tül ve fon perdeler mekanı adeta gelin gibi süsledi. Mekanın bütünlüğünü sağlamak için mutfak bölümünde bulunan kırmızı dolap kapaklarını söküp açık tonlarda yepyeni kapaklar takarak odayı ferahlattık. Buzdolabı olmayan ev sahiplerimiz yiyeceklerini saklayamadığı için günlük yemek yapıp tüketmek zorunda kalıyordu. Evrim'in aldığı yeni tasarruflu buzdolabı sayesinde artık tüm yiyeceklerini bozulmadan rahat rahat saklayabilecekler. Hatırlarsanız Ceren'in okul masrafları için ev sahiplerimiz salonda bulunan koltuğu satmak zorunda kalmıştı. Evrim'in seçtiği yatak olabilen köşe koltuk sayesinde artık misafirleri yerde oturmak zorunda kalmayacak.
Zeminde bulunan ikinci el halının yerine ise salona hakim renklerle uyumlu yepyeni bir halı serilip üzerine atölyemizde imal edilen orta sehpa konularak salon bölümü tamamlandı. Salonun şaşkınlığını üzerinden atamayan ev sahiplerimiz Ceren'in odasını görünce bakalım ne tepki verecek. İçeride sihirbaz var, göstereyim içeride. İzleyelim biz de. İzleyeceğim mi? Çok güzel. Ay süper olmuş Ceren. Çok güzel. Çok güzel olmuş. Çok yaptım sana oraya. Artık çok giysi güzel. Dolabınız evet. Var. İkiniz de kudrat rahat şurayı evet, kullanabilirsiniz. Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Her şey çok güzel. Ceren hayal ettiği gibi düzenli olacak her şey artık eşyaları. Evet. Rahat bir yer kapı olacak. Kapı kolunda asılıydı onu gördüm. Evet sağ olun Allah sonra razı olsun. Sonra dedi hani madem buraya el attık buraya da bir el atalım. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Girsenize içeri. Boyun fıtığım olduğu için onu düşünmüş Evrim Hanım da, unutmamış. Onun için ortopedik yatak seçmiş. Onun için de teşekkür ederim. Daha güzel, konforlu bir evimiz oldu. Rahat, sıcacık bir yuvamız oldu sayenizde. Biz de oturdukça, televizyonu izledikçe sizleri hatırlayacağız. Tüm eşyaları açıkta duran Ceren için atölyemizde mekana özel tasarlanan, üzerinde bol bol saklama ve sergileme alanının olduğu orta bölümü çalışma masası olarak kullanılabilen şık bir ünite yapıldı. Artık Ceren tüm eşyalarını saklayabildiği gibi rahat rahat ders çalışabilecek. Soluk duvar renklerinin kapatılmasını isteyen Evrim, odanın rengini tamamen değiştirerek mekanın çok daha canlı görünmesini sağladı. Boyun fıtığı rahatsızlığı olan Ceren'in eski yatağını odadan çıkarıp yerine baz halı, ortopedik ve sağlıklı olan yepyeni bir yatak alınıp üzerine de şık bir nevresim takımı serildi. Ev sahiplerimizin bodrum katta yaşadığını düşünerek Ceren'in karanlık odasını daha iyi aydınlatmak için şık bir avize ile odayla uyumlu bir abajur alındı. Odanın modern havasına uygun renkte alınan zebra stor perde, mekanın ferah ve aydınlık havasına katkı sağladı. Peki o zaman mutlu ettiysek sizi evet, ne mutlu bize. Çok anlamasın. Mutlu olduk. Allah razı olsun. Sizden de. Emeğinize, ellerinize, yüreğinize sağlık. Allah sizi de mutlu etsin. Ceren'i mutlu ettiniz. Düzenli her şeyini koyabilecek artık. Evet, aramıza gireyim de veda edelim mi? Onda da Ceren Allah razı olsun. Ceren saate benzemiyor mu? Herkes ha öyle o benzetiyorlar öyle biraz. Maşallah. Gözlerini falan. Evet efendim. Benzetiyorlar. Evet. Ay ne güzel bir genç kızımızı bir de annemizi mutlu ettik. Allah razı olsun. Bir farkında olsa hayatlarına dokunduk. Güzel hatıralar, anılar bıraktık. Sağ olun inşallah. Yayında yapımda emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere şimdilik. Hoşçakalın. Hoşçakalın.